Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere boyayı anlatacağım arkadaşlar. İnşallah yardımcı olacağım sizlere arkadaşlar. Çok güzel mor bir yazmaya yaptım ben. Mor bir yazmaya sarı değil, turuncuyu anımsatan renk, biraz flaş açık olduğu için turuncu ve beyazı kullanarak mor bir yazmada uyguladım arkadaşlar. Arasını bu kadar bıraktım. 7 tane böyle çubuklar yaptım. Aralara böyle pıtırcıklar yaparak bir direk atlayıp bir direk pıtırcık yaparak yaptım. Çünkü arasını neden bu kadar yaptım arkadaşlar? Aslında çok uzun bir ara değil. Yapınca siz de göreceksiniz. Şöyle 7 direklik bir ara bıraktım. Oyanın motifi arkadaşlar büyük ve biraz ağır oluyor. O yüzden daha fazla ağır yapmamak adına zaten bir kenara baştan başa bir kenara da 10 tane motif, 11 motif kadar motif gidiyor. O kadar da aralı değil arkadaşlar. Şöyle bir yazma halkası alıyoruz arkadaşlar elimize. Şimdi bu yazma halkasının içine giriyoruz. Başına bir kez dolayarak trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Tam 16 tane trabzan yeterli geliyor. 16 trabzan yaparak dolduruyoruz. Başına bir kez dolayıp 3 kez çıka çıka. Şimdi ikinci renk ipimi alıyorum hanımlar. Bir tane yuvanın üstünden, trabzanın üstünden tutturuyorum. 6 zincir çekiyorum. Başına 2 kez doluyorum. Bu şeylerde hemen dibinden batıyoruz. Bu tutturduğumuz şeyin dibinden batıyoruz arkadaşlar. Arası açık olmaması için. Önce bir kez çıkıyorum. Sonra 2 alarak çıkıyorum. Başına 2 zincir çekiyorum ve burayı arkadaşlar 8 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 Evet, tığım çıktı. Üst çekimi olunca arkadaşlar zorlanıyorum. 4. Ben videoyu durdura durdura yapayım arkadaşlar. Çünkü uzun videolarda da çok zor atıyorum. 6 7 8 9'uncuyu şuradan hemen yanındaki trabzanın başına batıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Oyamı döndürüyorum. En baş sık iğnenin başından kapatıyorum 6 zincirimi. Tekrar döndürüyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve yine 8 sık iğnesiyle 3 dolduruyoruz hanımlar. Bu arada arkadaşlar Facebook grubumuz olan Oya Dantel ve Etkinlikler grubumuza sizler de bekleriz. Kanalıma abone olmayın. Videoları kaçırmamak adına yardımcı olan videolar, beğendiğiniz videolar beğen yaparak ya da yorum yaparak görüşlerinizi bildirebilirsiniz. 8 tane sık iğne ile doldurdum yine. Ve hemen buradaki trabzanın başına batıyorum arkadaşlar. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 3 tane sık iğneli bir yaprağımız 3 tane sık iğneli olacak. Döndürüyorum oyamı arkadaşlar. En baş sık iğnenin başına 6 zincirimi kapatıyorum. Biraz zorluyor bu oya arkadaşlar. Parmağımızı zorluyor sık iğne olduğu için. Yine 8 tane sık iğne ile aşağı kadar iniyoruz. Evet arkadaşlar, 8 sık iğneli indik. Hemen şuradaki trabzanın başına batarak kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci yaprağımız tamam. İkinci yaprağımız için 6 zincir çekelim, başına dolayalım. Battığımız yuvanın içine direkt batalım arkadaşlar. İlk yapraklarda öyle yapıyoruz. Arası açık olmaması için. Yine 8 zincir, pardon, 8 tane sık iğne ile doldurarak aşağı iniyoruz. Tekrar 6 zincir çekip döndürüp oyanın buraya batarak aynı bu şekilde 6 yaprağımızı, pardon, 5 yapraklı oya yapıyoruz hanımlar böyle. Oyanın eklenişini göstereceğim arkadaşlar şimdi sizlere. Böyle 7 tane direk yapımından sonra arkadaşlar, direk diyoruz herhalde bunlara. Bu arada Facebook grubumuz olan Oya Dantel ve Etkinlikler Facebook grubuna sizleri de bekleriz arkadaşlar. Örümcek çekiyorum. Başına 2 kez doluyorum. Batıyorum. Önce bir kez, sonra iki çıkıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum.
Oyamızın düz yüzünü alıyoruz arkadaşlar. Bakın şu aradan, şu sık iğneli aradan arkadaşlar. Kapatıyorum. Bir tane daha zincir çekip burayı 7 sık iğnesiyle şurayı direği aşağı iniyorum arkadaşlar. 7 sık iğnesiyle. Evet arkadaşlar, buraya 7 sık iğnesi indik. Yine bir örümcek çekip başını 2 kez dolayıp önce bir kez sonra 2 2 alarak çıktık. Şimdi arkadaşlar şöyle tutuyoruz, tam buradan. Burada bir açıklık var. Oradan tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yine burayı şu çubuğun için 7 sık iğnesiyle iniyorum. İki yapraklarından bir gövdesinden olmak üzere 3 yerden tutturuluyor arkadaşlar. Yine bir örümcek çektim. Başına 2 kez doladım. Önce bir kez sonra 2 2 alarak çıktım. Şimdi yaprağın bakın arkadaşlar şu aradan, yaprağın şu aradan kapatıyorum. Ve bir zincir çekip tekrar 7 sık iğnesiyle aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın oyamızı ekledik. Aralara dediğim gibi arkadaşlar böyle pıtırcıklı yapabilirsiniz ya da yapraklı yapabilirsiniz. O size kalmış. Oya Dantel ve Etkinlikler Facebook grubumuza sizleri de bekleriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah yardımcı olabildim. Hepinize kolay gelsin.